öncelikle sizi bir tanıyalım, firmanızı bir tanıyalım. İsmim Hasan Teke, Ödemiş Bademli'de fidan sektörüyle uğraşıyoruz. 30 yıldır bu işteyiz. Meyve fidancılık ve narenci üzerinde işimizi yapıyoruz. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Ürün yelpazemizde neler var Hasan Bey? En çok talep edilen ürünler hangileri? Biraz bize anlatabilir misiniz? Meyve fidanında her çeşit, erik, kiraz, şeftali, armut çeşitleri, ayva, vişne, o gruplar. Bir de narenci olarak da mandalina, satsuma, okusu, ondan sonra kamkat çeşitleri, limon çeşitleri, greyfurt o şekilde veya portakal çeşitleriyle bu şekilde devam ediyoruz. Biz izleyici ve müşteri olarak tek çeşit biliyoruz ama bu çeşitteki size çok fazla olmuş evet. Oluyor. Mesela limon çeşidine örnek vermek istesek yani kaç çeşitimiz var? Bizim elimizde net olarak 15 çeşit limon çeşidi var. Bunlardan 7 veren enterdonat, kara limon, ondan sonra misket, lime limon, limonella çeşidi, limguat, blood lime. Yani onun şekilde daha devam ediyor bu limonlarımız. Mesela bu da eli dediğimiz 5 parmak limonu. O şekilde. Peki özellikleri nelerdir? Yani bunlar özellikleri tatları tabii kendi içerisinde farklı farklı bir tatları var. Mesela lime limonun içi biraz daha yeşilimsi. Lezzet bakımından daha güzel. Yani hepsinin tadı ve aroması çok farklıdır. Yani C vitamini açısından da hepsi de 10 numara bir üründür. Peki yetiştirme koşulları nelerdir? Yetiştirme koşulları mesela yazın genelde devamlı su, gübreleme, ilaçlama o şekilde devam ediyoruz. Yani yaprak galeri güvesine dikkat ediyoruz ilaçlamasında. En çok talep edilen ürünler hangileri? En çok talep edilen yani elimizde mandalina çeşidi, satsuma, okusu, double murkut, yeni çıkan bir ürün. En fazla talep gören şu anda bunlar var. Bir de Meyer limonu dediğimiz çeşit. Biraz daha soğuğu dayanıklı bir ürün. En fazla müşterilerin istediği grup bunlar şu anda. Peki Hasan Bey, sizi diğer fidancılardan ayıran en önemli özellik sizce nedir? Yani işimiz daha güzel yapmak, daha kaliteli ürünler yetiştirmek, sağlıklı meyveler yetiştirmek. Onun için çabaya sarf ediyoruz. İşimizin de en güzel şekilde devam ediyoruz yani. Peki bu sektör hakkında eklemek istedikleriniz varsa alalım. Bu sektör hakkında yani biraz maliyetlerimiz yükseldi. Mesela gübre fiyatları olsun, saksı olsun, torba olsun, yani kullandığımız toprak olsun. Bunlar biraz daha fiyatları biraz daha düşük olsaydı bizim için daha iyi olacaktı. Üretim bizim için daha rahat olacaktı. Şimdi işçi maliyeti de çok yükseldi. Biraz bizim sektör biraz sıkıntıda şu anda. Pandemi döneminde çok güzel etkiler oldu ama evet. Pandemiden sonra bunu yaşayamadık diyorsunuz aynen efendim. Öyle. Pandemide biz üreticiler olarak yani bizim bademde olsun yani diğer sektör fidancılar da olsun aşırı bir talep vardı, aşırı bir dikim vardı. Yani o yıl mükemmel bir yıl yaşadık ama şu anda biraz işi biraz da arttırmak istiyoruz ama taleplere bakacağız yani müşterilerin gelen isteklerine göre hareket edeceğiz biz de. Fuar hakkında söylemek istedikleriniz varsa kısaca alalım. Fuar hakkında biz her yıl Ödemiş 17. Süs Bitkileri Fidancılık Fuarı'na katılıyoruz. İnşallah daha güzel tanıtım olur. Daha müşteriler, yeni yeni müşteriler yani ediniriz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz inşallah. Röportajımız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa alalım. Yok sağ olun, teşekkür ederiz biz de. Bize geldiğiniz için, misafir olduğunuz için biz de teşekkür ederiz.